İyi günler. Bugün size oldukça yeni bir konudan, e, tiroid kanserinin kriyablasyon yöntemiyle, yani dondurma yöntemiyle tedavisinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi tiroid kanseri oldukça sık rastlanan ve sıklığı gittikçe artan bir kanser türüdür. Ancak vücudumuzdaki diğer kanserlere göre e, çok daha yavaş ilerleyen ve neredeyse hiç ölüme yol açmayan bir e, kanser türüdür. Bu kanser türünde klasik tedavi tiroidin tamamen alınması ve daha sonra da radyoaktif iot ya da atom tedavisi verilmesidir. Ancak bu yöntemin fazla agresif olduğuna dair düşünceler son yıllarda gittikçe artmaktadır. Alternatif yöntemlerden bir tanesi perkütan ablasyon yöntemidir. Perkütan ablasyon yöntemi vücuttaki tümörü ya da tiroiddeki tümörü tek bir iğne ile girerek, ısıtarak ya da dondurarak tahrip etmek anlamına gelir. Bu konuda uygulanan yöntemler mikrodalga ya da radyo frekans gibi ısıtma yöntemleridir. Ayrıca kriyablasyon gibi dondurma yöntemi de uygulanabilir. Bu yöntemler oldukça başarılıdır. Ben bu videoda kriyablasyonun bu konudaki avantajlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Kriyablasyonda Ultrason rehberliğinde tiroiddeki tümörün içerisine iğneyi yerleştiririz. Daha sonra cihazı çalıştırdıktan sonra ultrasonla bir buz kitlesinin tümörü tamamen kapladığını hatta tümörün çevresindeki yarım santim, bir santimlik alanı da kapladığını görürüz. Dolayısıyla tümörün tamamen tedavi edildiğinden emin olabiliriz. Buz kitlesi işlem sırasında ultrasonda anlık olarak gözlenebildiğinden cilt gibi ya da ses teli siniri gibi dokuları kolayca koruyabiliriz. İşlem lokal anestezi altında yapıldığından hastayı konuşturabiliriz ve ses telinin zarar görmediğinden emin olarak tedaviyi tamamlayabiliriz. Bu tedaviden yaklaşık yarım saat sonra hasta evine ve normal hayatına dönebilir. Sonraki takiplerinde ise ultrasonla 3 ay ya da 6 aylık aralıklarla kontrol etmek yeterlidir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.